Tabii ki son kullanma tarihine bakıyoruz. Bilinçli bir tüketicinin dikkat etmesi gereken her şeye dikkat ediyoruz. Köy ürünü doğal olarak aldığım için yani gözüm kapalı alıyorum yani. Tüketici haklarına başvurduk ama geri dönüş yapılmıyor yani bize. Hiçbir şekilde de yardımcı olunmuyor. Kalorinin az olması daha önemli. Yani bir de ek gıdalar. Gıda alışverişinde nelere dikkat ediyorsunuz? Markasına, son kullanma tarihine, fiyatına. Bu şekilde yani, bu üçüne. Gıda alışverişinde son kullanma tarihine bakıyoruz. GDE damgası var mı ona bakıyoruz. Onun haricinde de yani arkalardan alıyoruz genelde. Gıda alışverişinde daha çok market alışverişini yapıyoruz. Yani dışarıdan şöyle çok manav kültürümüz yok açıkçası. Marketten bir de pazardan gıda alışverişi yapıyoruz. Neye dikkat ediyoruz? Çok böyle pörsümüş olmamasına, beklememesine. Bunlara dikkat ediyoruz. Son kullanma tarihine, fiyatın uygun olmasına ve organik falan olmasına çocuklar olduğu için. O şekilde yani. Öncelikle güvendiğim bir marka olmasına, daha sonra TSE markasının olmasına, son kullanma tarihi ve ambalajı. Öncelikle kullandığım markaları tercih etmeye çalışıyorum zaten. Kullandığım markaları da kontrol ederken illaki fiyat araştırmasına giriyorum. Tabii ki tarih falan onları geçtim. Zaten dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan birisi. İçeriğine dikkat ediyorum. Yeni bir ürün alacaksam illaki içerisinde hangi katkılar var onlara dikkat etmeye çalışıyorum. Markaya dikkat ederim. Aldığım yere dikkat ederim. Belli markaları alırım bu şekilde. Son kullanma tarihlerine. Özellikle onlara dikkat ediyorum. Yani yakın, uzak onlara bakıyorum. Son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına, taze olmalarına dikkat ediyorum. Fiyatına da dikkat ediyorum açıkçası. Bu şekilde. Son kullanma tarihine dikkat ederim. Kalitesine dikkat ederim. Fiyatına. Bu kadar. Son kullanma tarihine, ambalajına, biraz da fiyatına. Fiyatına dikkat ediyorum. Genellikle başka bir şeye etmiyorum. Her şeye dikkat ediyoruz. Tarihinin geçmemesine, yeni olmasına, tazeliğine, hepsine dikkat ediyoruz. En önemlisi son tüketim tarihi. Bunlara dikkat ediyorum. Önce tarihine, sonra tazeliğine. Gıda alışverişinde önce gıdalı olup olmadığına, son kullanma tarihine, yani piyasadaki en iyi mal olup olmadığına, reyon ömrünün uzun olup olmadığına onlara dikkat ediyorum. Eğer onlarda bir problem varsa almıyorum. Yani hele hele son kullanma tarihlerine bakmadan malzeme almam yani. Titizlik, temiz olması, hani sarılı olması lazım kağıda, herkes elliyor çünkü. Bunlara dikkat ediyorum yani. Çeşme olmasın, kimse elini vurmasın. Çünkü pandemi var. Organik olmasına, taze olmasına. Son kullanma tarihi önemli. Marka olması. Ekonomiyi de düşünüyoruz. Bu üç faktör olmazsa olmazımız. Kalitesine. Başka bir şey yok. Valla kimsenin özellikle tek elin değmesini şey yapıyorum. Yani birkaç kişinin elinin değmesini şey yapmıyorum. Bir de fiyatlara dikkat ediyorum. Gıda alışverişine. Ben yapmıyorum. Annem babam yapıyor da genellikle. Genellikle taze olmasına bakıyoruz. Ondan sonra biraz makul fiyatlı olmasına bakıyoruz. Gıda alışverişinde dikkat ettiğim öncelikle tarihi. Tüketim tarihi, kullanım tarihi. Vallahi hiçbir şeye dikkat ettiğimiz yok. Alıp alıp götürüyoruz. Şeylerine, tarihlerine bakarım. Yani ne bileyim her şeyine dikkat ediyorum ya. Fiyatına, tarihine. Türk malı olmasına çok dikkat ederim. Bir de olarak organik. Son kullanma tarihine, organik. Valla biz hep köyden getirdiğimiz için hep organik yiyoruz yani. Hazır gıda almıyoruz. Son tüketim tarihine, ondan sonra gramajına. Çünkü gramda çok oynama yaptılar, bu kadar. Mümkün olduğu kadar doğal ürünleri almaya çalışıyoruz. Tabii ki son kullanma tarihine bakıyoruz. Bilinçli bir tüketicinin dikkat etmesi gereken her şeye dikkat ediyoruz. Kalorinin az olması daha önemli. Yani bir de ek gıdalar. Ki hiç sıkıntı çıkan bir ürün oldu mu? Evet oldu. Bir kere marketten tavuk aldığımızda domestos gibi kokuyordu böyle yıkanmış tarzı. Gittik.
verdik. Ondan sonra değiştirdik. O şekilde geçti yani. Yok, yaşamadım şimdiye kadar. Öyle kötü bir deneyimim olmadı. Öyle sıkıntı yaşadığım bir ürün olmadı. Zaten dikkatli bir şekilde aldığım için çoğu zaman yani genellikle hani belli ürünleri alıyorum. Ama tabii son kullanma tarihinde bazen sıkıntı çıkar ürünler yaşadım. Başka türlü bir sıkıntım olmadı. Şu ana kadar almadı. Ben genelde marka bazlı zaten alışveriş yaptığım için sıkıntı yaşamadım. Zaten markasız ürünleri çok almadığım için belki almış olsam sıkıntı yaşayacağım ama almadım. Çıkıyor bazen. Son kullanma tarihi ister istemez veya ne bileyim bekletilmiş oluyor. Kokusu oluyor. O sıkıntı olabiliyor bazen. Peki sıkıntı çıkan ürünleri ne yapıyorsunuz? Geri iade ediyorum. Fişle beraber. Yok. Yani haftalık, pazar zaten haftalık olduğu için herhangi bir problem olmuyor. Aynı şekilde marketin de gelme günlerini takip ediyoruz. Hangi günler taze sebze geldiğini. O öyle olunca bir problem olmuyor. Yani evet, süt ürünlerinde çıktığı oluyor. O da sen hani tarihine bakarsan olmuyor. Sıkıntı çıkan ürünleri ne yapıyorsunuz? Geri veriyorum. Yani aldığım yere geri götürüyorum. Zaman zaman oldu. Son kullanma tarihi geçmiş oldu bazısının. Şimdi daha çok dikkat ediyorum ama. Sıkıntı çıkan ürünleri ne yapıyorsunuz? Geri iade ediyorum markete, geri veriyorum. Ücretini alıyorum o şekilde. Süt ve süt ürünlerinde karşılaştığımız oluyor da arada sırada. Nadiren yani. Peki sıkıntı yaşadığınız ürünleri ne yapıyorsunuz? Çöpe atıyoruz. Sonra market aldığımız yere falan tekrardan götürme şansımız varsa oraya götürüyoruz. Şu an şimdilik yok. Bir sıkıntı çıkmadı yani. Aldığınız ürünlerde sıkıntı çıkarsa ne yaparsınız? Hiçbir şey yapmıyorum ya. Hani iade de etmiyorum. Olabilir yani, gayet doğal şeyler. Hiçbir şey yapmıyorum yani. Hani şikayet de etmiyorum. Geri markete de götürmüyorum. Almıştım. Eve gelince baktım kokuyor. Geri çöpe attım. Çok pahalı. Başka bir sıkıntı yok. Fiyatları çok pahalı almış gidiyor. İnsanların alım gücü yok. Hani herkes sıkıntı içinde. Eğer dikkat etmemişsek son kullanma tarihleri geçmiş. Öyle ürünlerle karşılaştık. Marketin içindeyken de tarihi geçmiş ürünler oluyor bazen. Onun dışında bir sıkıntıyla karşılaştığımızı hatırlamıyorum. Peki sıkıntı çıkan ürünleri ne yapıyorsunuz? Eğer marketin içindeysek önce sorumlu müdürle görüşüyoruz. Uyarıyoruz. Onun dışında hemen düzeltiyorlar. Düzeltmiyor olsalar başka şikayet mercilerine başvururuz. O zamana kadar çıkmadı. Peki eğer sıkıntılı bir ürün olursa ilk ne yaparsınız? Direkt markete başvururum. Daha sonra tüketicilere, üretimcilere. Vallahi genelde arka taraflardan ön taraflara iyilerin düzüyorlar, arka taraflara kötülerin düzüyorlar. Eve geldiğimizde üstü güzel, altının bozuk çıktığı çok oluyor yani. Peki sıkıntı çıkan ürünleri ne yapıyorsunuz? Vallahi çöp atıyorum, ne yapalım. Bazen çıkmış idi, iade etmiştim yani. Firma ismi vermek belki biraz benim için iyi olmaz. İade ettiklerim oldu. Özellikle et reyonundan aldıklarımdan problem çıkmıştı. Onları iade ettik yani. Bir keresinde çıkmıştı. Migros'tan labne almıştık. Labnede sorun çıkmıştı. O da sağ olsunlar gereğini yaptılar. Peki nasıl bir yol izlediniz? Öncelikle merkezleri varmış. Orasıyla konuştuk. Ondan sonra onun fiyatında bize bir çek gönderdiler. Tekrar alışveriş yaptık. Yok, bunlara dikkat ettiğim için hani ne tarih konusunda ne diğer şeylerde bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Çok nadir. Çok nadir olarak sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı çıkan ürünleri ne yapıyorsunuz? Aldığımız yere iade ediyoruz. Vallahi ben pazardan ürün almadığım için bilmiyorum. İşte çalıştığım iş yerinde arkadaşlar var. Ben köy ürünü doğal olarak aldığım için yani gözüm kapalı alıyorum yani. Ben örnek veriyorum, ben dün 5 kilo domates aldım. Benim çalıştığım iş yeri arkadaşım Bünyanlı. O bana getirdi, vallahi tadına doyum olmuyor. Maşallah yani. Ben öyle hormonlu bir şey almam yani. Sütten ayran çıkıyor ya, bayağı sıkıntı oluyor yani. Peynirler yumuşamış oluyor. Öyle. Peki sıkıntı çıkan ürünleri ne yapıyorsunuz? Vallahi bir şey yapmıyoruz, çöpe atıyoruz. Tüketici haklarına başvurduk ama geri dönüş yapılmıyor yani bize. Hiçbir şekilde de yardımcı olunmuyor.